Efendim günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı stüdyomuzda. Geçtiğimiz yani yıl içinde gerçekleştirdiğimiz iki yayında Türkiye'de çok ses getiren, milyonları toplayan eylemler öncesinde bir arada olmuş ve ardından da o eylemleri canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik ve Türkiye'de deyim yerindeyse özellikle son bir iki yıldır daha yukarıdan ve üst perdeden tartışılan bir konu. Bu konu şimdi şu çerçevede gündeme getirildi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi gerekirse kaybederim ama bu işi yapmayı uygun bulmuyorum açıklaması, peşinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun vesaire açıklaması. Tabii siyaset yine bildiğimiz denklemde gidiyor. Yani çözüm için bir şey sorduğunuzda ben pek bir şey göremedim. Bilmiyorum siz görebildiniz mi iktidarıyla, muhalefetiyle, ben anlamadım çünkü. Bir nasıl değerlendiriyorsunuz gelişmeleri, dinleyelim. Şimdi şöyle, tabii ki herkese günaydın, bizi izleyenler de günaydın diyorum. Şimdi siyaset arenasında gündem her gün birbirinden daha hızlı bir şekilde şekilleniyor. İşte her gün değişik söylemler, her gün değişik versiyonlarla karşımıza çıkıyorlar ama şu bir gerçek ki emeklilikte yaşa takılanlar davası yıllardan beri meydanlarda verilen, salonlarda verilen, işte küçük küçük kıraathanelerde yapılan toplantıların neticesinde 2015'te kurulan dernekle birlikte kurucusu olduğum ve kurumunda emek verdiğim bütün işte Türkiye genelindeki il gruplarının da katkılarıyla kurmak aşamasında çok değer verdiğim arkadaşlarımla birlikte bu derneğin buraya kadar gelmesinde emek verdik ve 2018'de yaptığımız bir atılımla tekrardan derneğimizi ayağa kaldırdığımızda bir gün bu davanın ülkenin gündeminde birinci sıraya yerleşeceğini ve insanların bütün mağduriyetlerinin gözler önüne serileceğini biz bunların daha öncesinde öngördüğümüzde söylemiştik ve gelinen noktada da hakikaten öyle. Siyasette olsun, sosyal medyada olsun, televizyonlarda, bütün hepsinde şu anda gündemde hep biriz varız. Ama çözüm aşamasında neredeyiz derseniz her geçen gün değişik söylemler çıkıyor. Bir geliyor işte Cumhurbaşkanı'nın bir profesörümüze talimat vermesi, bununla ilgili bir rapor hazırlamasını istediğini söylenmesi. Bunun ardından bizlerin orada kendisiyle birlikte Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmemiz ve bizim mağduriyetlerimizi bizden dinlemek istedikleri için sizleri buraya davet ettik demeleri. Tabii ki var, buyurun. Arkadaşlar yansısınlar. Evet. Siz de devam edin lütfen. Şimdi bizler 8 Eylül 20. Evet. 20. yılımızda, mağduriyetimizin 20. yılında gördüğünüz gibi 5 Eylül'de Sayın Vedat Bilgin Sosyal Politikalar Komisyonu Başkan Vekili kendisi bizi davet etti. Çankaya Köşkü'nde çekilen bir fotoğraf bu toplantı sonrasında. Aynen bize aktardıkları şunlardı kelimesi kelimesine. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine EYT ile ilgili bir rapor hazırlamasını ve bunun neticesinde de bizleri bizden dinlemesi gerektiğini düşündüğünü ve o nedenle bizi buraya çağırdığını söyledi, davet ettiğini söyledi. Ve de biz oraya gittiğimizde bütün mağduriyetlerimizi, toplumda yaşanan bütün çöküntüleri, travmaların hepsini anlattık. Bizim konu olarak şöyle bakmak lazım. Şimdi hep erken emeklilik algısı diyerekten üzerinde duruluyor ama bizim öyle bir derdimiz yok. Herkes yaşında, evet, herkes zamanında emekli olsun. Ben kanunun bana el verdiği şartlar, o zamanki yürürlükte olan kanun neyse o kanuna göre emekli olmak istedim. Yani bizim farklı bir beklentimiz yok. Ama siz yıllar geçtikten sonra insanların önüne yapmış oldukları planların ya da kurmuş oldukları hayallerin önüne geçerseniz bu insanlar zaman geldiği zaman çıkacaklar meydanlarda ve haklarını talep edecekler. Küçük küçük gruplardan çığ olup davalarını öğrendikçe, yaşamış oldukları mağduriyetleri öğrendikçe, bilinçlendikçe tabii ki bu sayı artacak ve günümüzde oluşan Maltepe Meydanı'nda gördük 1,5 milyon insan orada ne için geldi zannediyorlar. Bu insanlar hepsi çoluğunun çocuğunun geleceğini düşündüğü için, kendi geleceklerini düşündüğü için. Çünkü yarına dair umutlarının olması için bu meydanlara geldiler. Bizler de işte bu umutları devam ettirebilmek için meydanlara çıktık. İşte gördüğünüz gibi dün akşam bir farklı bir televizyon kanalında yapılan açık oturumda Sayın Vedat Bilgin'in bir mesajı okundu dediler, notu. Ama aynı programda şu da konuşuldu. Diyorlar ki Sayın Vedat Bilgin Sosyal Politikalar Komisyon Başkan Vekili kendisine verilen talimatla raporu hazırladı. Cumhurbaşkanımıza sundu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu
Sayın Bahçeli ile paylaştı. Onu da ikna etti bu konuda. Yani maliyetle alakalı kısmında. Ve ondan sonra bu açıklamayı yaptı. Hani durdukça Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yapmadı diyerekten bir düşünce hasıl oldu. Madem böyle bir düşünce var ortada, madem ki Vedat Bilgin'in böyle bir çalışması var, daha sonradan Sayın Vedat Bilgin'in yapmış olduğu açıklama, şimdi bu bütün program içinde konuşulan Cumhurbaşkanımızın açıklamasına kadar gelen kısma kadar ki kesimde her şey tamam da sonra ben işte böyle bir talimat almadım, böyle bir şeyim yok denmesi hakikaten çok tezat oldu ama işte göreceksiniz biz ve bizim dışımızda başka arkadaşlarımızla görüştüler bu şekilde Sayın Vedat Bilgin'le ve de görüştük. Bize aynen söylediği oydu. Sayın Cumhurbaşkanım bize talimat verdi. Hatta yanında iki arkadaş daha vardı öğretim üyesi. Aynı ekiple birlikte yürüteceklerini, bunun uzun bir süreç alacağını söyledi ama tabii ki bizim de haberimiz olmadı. Bizle görüşülen bir konuda bize bilgi verilmemesi, bu raporla ilgili, sonuçla ilgili bize bilgi verilmemesi, onun ardından işte bu şekilde aksettirilmesi, sonrasında da bu görüşmeyi biz yapmadık ya da bir talimat almadım konusuna gelince işte gördüğünüz tablo ortada. Tablo ortada. Bütün mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımız, hatta Facebook sayfalarımızda halen soruyorlar acaba nedir diye. Buyurun arkadaşlar, ortada. Resim burada, hepimiz buradayız. Bakın ben oradayım, Sayın Başkan orada, Ersin Kotan orada, Savaş Bey orada, Arzu Hanım orada, Ankara'dan diğer bir arkadaşımız da, yönetici arkadaşımız da orada. Konu bu kadar açık. Konu bu kadar açık. Bu hafta ikili, üçlü açıklamalarla konu gündeme geldi. Elinizde notlar da var, evet. Orada eksiklikler varsa isterseniz o eksende onları da değerlendirin. Yani şimdi bizim konumuzu gerçekten sanki bir algı operasyonu var. Yani topluma bizim mağduriyetimizi, milyonlarca insanın mağduriyetini sanki bir erken emeklilik algısına bağlıyorlar. Yok böyle bir şey. Çünkü bizler sigortalı iş hayatına başladığımızda bize söylenen aynen şuydu. Siz 25 yıl erkeklerde 5000 gün ve üstü prim olarak çalıştığınızda bayanlarda da 20 yıl ve 5000 gün aynı şekilde emekli olacaksınız dendi. İnsanlar buna göre sigortalı hayata başladı. Ya da atıyorum dışarıda özel bir iş yapabilir, işte ticarete atılabilir, dükkan açabilir. Yani çeşit çeşit şeyler de düşünebilirdik. Ama bizler kendi hayatımızı, kendi çizgilerimiz içinde belirlediğimiz için çıktık. Dedik 20 yıl sonra, 25 yıl sonra emekli olduğumuzda şu 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 olur, çoluk çocuğumuz büyür, okulur, evlenme zamanı gelir. Bizler de kendimize göre hayatımızı yaşarız, gideriz, köyümüze gideriz, işte başka bir yere gideriz ya da olduğumuz yerde farklı bir şekilde köşemize çekiliriz, hayatımızı sürdürürüz dedik. Ama yıllar sonra siz çıkıp da tepeden inme bir kararla işte biz sizin emeklilik yaşlarınızı 4447'nin olduğu yasayla 1 ila 17 yıl arasında öteledik derseniz bu konuda topluma samimiyetinizi yansıtamazsınız. Çünkü bu insanlar haklı. Şimdi kalkılıyor deniyor mesela işte o zamanın öncesinde işte Süleyman Demirel hükümetinde işte seçim için popülist her zaman var bunlar. Hiç olmuyor mu? Şimdi de oldu. Mesela emeklilerin almış olduğu biner lira ikramiyeler konusunda iktidar kanadından zaman zaman açıklanmadı mı? İşte nereden bulacaklar bunu? Bunu bulsunlar biz işte o öneriyi getiren partiye oy vereceğiz diye Maliye Bakanımız çıktı. Sayın Mehmet Şimşek söylemişti bunu. Ama ne oldu? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akabininde emeklilere biner lira maaş bağlandı. Tabii ki hakkı, tabii ki hakkımız bunlar. Hani bunu da sakın kimse yanlış anlamasın. Çünkü bu ülkenin kaynakları bu ülkedeki yaşayan insanlara yeter. 170 ülkeye yardım yapıyoruz. 170 ülkeye yardım yapıyoruz diye övünen bir cumhuriyetimizin bu aşamada kalkıp da kendi öz evlatlarına 30'ar yıl prim ödemiş ve de kendilerinden istenenin iki katı neredeyse prim ödeyen insanların artı bir de bekleme süresinde bu fazla primi öderken almış oldukları maaşın düşük olmasından sebeple maaşlarının bir de 10 yıl 5 yıl sonra emekli olduklarında alacakları maaşlardan her ay ceplerine girmeyen emekli maaşından 2,5 ila 3 lira kesintiye uğruyorlar. Yani böyle bir uygulamayı da bize göstersinler. Hangi ülkelerde var? İskandinavya'da mı var? Avrupa'da mı var? Afrika'da mı var? Bize göstersinler böyle bir uygulamayı. Biz de görelim. Yani bizlerin derdi erken emeklilik değil. Biz zamanında emekli olmak istiyoruz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün yapmış olduğu açıklamada aynen şunu söylüyor.
Herkes diyor zamanı gelince olsun diyor. Evet doğru. Herkes zamanı gelince olsun. Biz de öyle dedik. Bize verilen kanunun şartları gereği 25 yıldan sonra biz de dedik emekli olalım. Çünkü girdiğimiz tarihte kanunlar böyleydi. Ama siz yarın devlet olarak vatandaşınızı böyle bir mağduriyetin içine sokamazsınız. Eğer sokarsanız burada adalet zedelenir. İnsanların hukuka olan saygınlığı, hukuka olan güveni zedelenir. Burada bir çelişki ortaya çıkar. Bakın burada bunu söyledikten sonra diyorlar ki emekli olsun, maaşını en güzel şekilde alsın. Evet doğru. Ben 25 yıllık çalışma süremin ardından 5 yıl bekleme sürem vardı. 5 yılda bekledim. 2017'nin Mart ayında emekli oldum. Aldığım maaş 943 lira en iyi şekilde. Şimdi bakalım herkes şapkasını önüne koysun. 943 lira, 3 tane çocuk okuyan. Çift dikiş yapılacak. İkinci bir işte çalışılacak. Allah aşkına birisi gelsin de şu günümüz Türkiye'sindeki şartlarda şu 943 lirayla, şimdi 1400 lira da değil kesintilerle birlikte 1350 lira falan geliyor benim elime. 1500 liradan, 1400 liradan en kötü evlerin kirasının olduğu bir yerde İstanbul'da ne yapmamız gerekiyor? Çift dikiş, hayır, 3 dikiş, 4 dikiş yetmez bu ülkede bu şekilde giderse. Kimse bizlerin yaşamış oldukları mağduriyet üzerinden kendilerine siyasi olarak bir çıkış yolu aramasın. Bizler bu konuda anamızın ak sütü kadar helal olan haklarımızın mücadelesini veriyoruz. Hiçbir siyasi oluşuma karşı bizim herhangi bir girmemiz, yani geri geldi bize dediler ki siyasi parti kuracaklar. Yok öyle bir derdimiz. Bizim partimiz belli, ekmek partisiyiz biz. Emeğimizin peşinde koşuyoruz. Aklarımızın peşinde koşuyoruz. Bugün çoluk çocuğumuzun biz eve gittiğimiz zaman baba pantolonum eskidi, baba eşofmanım yok, baba ayakkabım yok, baba yağmurluğum yok ya da baba defterim yok dediği yerde birçok örneği var ki babalar o eve girerken inanın çocuk uyuduktan sonra eve giriyor. Böyle bir babanın hangi ruh haliyle o çocuğuna gelecek hazırlayabileceğini düşünebiliyoruz. İşte bizim mücadelemiz işte burada başlıyor. Biz kendimizi geçtik artık. Bir türlü attık kendimizi kenara. Öyle veya böyle hayatın içinde yoğurla yoğurla yana yana gidiyoruz. Ama amacımız bizim o çocukların bizim yaşamış olduğumuz sıkıntıları yaşamamaları, bizim içinde bulunduğumuz zorluklarda olmamaları. Yani sosyal adaletten, bu ülkenin büyümesinden eşit şartlarda faydalanmaları, bu ülkenin milli gelirinden eşit pay almalarını ve hayata daha sıcak, daha umutla bakan, daha böyle gülen çocuklar istiyoruz biz. Yarınına soru işaretleriyle uyanan çocuklar istemiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bizi bu şekilde anlamaları lazım. Biz hep diyoruz, bizi bizden dinleyin. Bizi bir defa bizden dinleyin. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarları çağırıyor, dernekleri çağırıyor, sivil toplum kuruluşlarının birçoğunu çağırıyor. El insaf, bakın biz bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olduk. Ve de çizgimizi hep korumaya çalışıyoruz. Kimisi bizi sağa çekmeye çalıştı, kimisi sola çekmeye çalıştı ama biz hep bildiğimiz doğrudan, bildiğimiz yoldan devam ettik. Kimseye prim vermedik. Bize o arka bahçe yaptılar, yan bahçe yaptılar, yazlık yaptılar, villa yaptılar, yok çantasını aldı dediler. Bunu diyenleri ben açıkça şu şekilde de yazdım ben yazılarımda. Dedim ki, devletin kurumlarını göreve çağırıyorum. Çanta verildiğini iddia eden kişiyle birlikte bizi de çağırsınlar. Eğer ki burada iddiasını kanıtlamayan her kimse, ben onu hem devlet makamlarına hem Allah'a havale ediyorum. Popülist yaklaşımlarla emek davalarında uzun süreçli yol alamazsınız. Gerçekleri insanlara samimiyetle açıklayacaksınız. Biz buradayız. Sayın Gönül Başkan'la beraber bu davada hakikaten çok mücadele verdik. Sağ olsun diğer illerdeki İzmir'i, Ankara'sı, Bursa'sı, Kocaeli'si, Eskişehir'i, Adana'sı, Kayseri'si, Trakya'sı, Gebze'si, bütün bu arkadaşlarımızla gerçekten çok büyük emek vererek bugünlere geldik biz. Bugün eğer ki Türkiye'de gündem olduysa bu, sonucu olmamasına rağmen, işte bu insanların çok büyük bir payı var. Mücadelenin, alın terinin, emeğin karşılığı bu sahalardaki çoğunluğumuz.
Şimdi tabii şöyle bir tezat var bu meselede. Ben bir ne varsa içinize o bir dökülsün diye araya girmeden dinledim ama gerçekten şöyle bir tezatın özellikle altını çizmek lazım. Yani emek kesimine gelince iş fazla para oluyor, bilmem ne oluyor. Ama işte kamudaki lüks yaşamlar, buradaki tasarruf noktasındaki problemler, işte bankalar üzerinden artık kimin ne şekilde nasıl aldığı teşvikler, inşaat sektörünün alabildiğince hala da onca batmalarına rağmen yapılan teşviklerde hiçbir şekilde bunlar fazla para olmuyor ama emek kesimine verilenin gerçekten büyük haksızlığı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Şu önümüzdeki bardan sosyal güvenlik kurumu olduğunu düşünelim. Bizler normal vatandaşken, onlarca kalem vergi öderken, bunun yanında sanayicimiz var, iş adamlarımız, işte küçük esnafımız, yani bakkalı, manavı, bütün herkes. Bugün araba alıyorsunuz, vergisini veriyorsunuz, KDV'sini veriyorsunuz, ÖTV'sini, üstüne bir de vergisini veriyorsunuz onun, ikisinin de üstünde. Bunun yanında bilet alıyorsunuz, uçağa biniyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, aldığınız her kaleme vergi ödüyorsunuz. Peki bu vergilerde bizden yani halktan toplanan bu vergiler halkın kendisine döndürecek olan kuruma ne kadarı aktarılıyor? Mesela sosyal güvenlik kurumuna. %40 alıyorsanız bugün özel tüketim vergisini ya da %20, %25 vergiler alıyorsanız %18'ler. Bunlardan %1'ini atıyorum 20'de 1'ini, 25'te 1'ini şu şeyin üzerine atıyor musunuz? Sosyal güvenlik çerçevesindeki şeye kasaya atabiliyor musunuz? İşte bunu yapmadığınız için sosyal güvenlik kurumu batar deniyor. Tabii ki batacak böyle. Devlet kendi içinde bunu döndürecek. Bizden alınan vergiler bize dönmeli. Çünkü amaç işleyiş budur yani. Hani fazla açık bize geldiği zaman bütçe yerde, ülke çok kötü durumda ama başka bir konu olduğu zaman bütçedeki fazlalıkları, işte turizmin çok canlandığı, ekonominin iyiye gittiği bunlar söyleniyor. Yani arada gerçekten bir kopukluk var. Bize gelince halkın en alt kademesinde olan dişiyle tırnağıyla 30 yıl, 35 yıl çalışan insanlara geldiği zaman ki bu insanlar günü gelmeden yani maaşı cebine girmeden vergisini tıkır tıkır ödeyen kesim. Bakın daha parayı görmeden o kasaya yani devletin kasasına giden vergiden bahsediyoruz. 30 yıl ödüyor. Ya biz karşılıksız bir şey istemiyoruz. Kendi haklarımızın, kendi kesilen vergilerimizin karşılığını istiyoruz biz. Devlet bize diyor ki siz 25 yıl çalışacaksınız, 25 yıl sonra geleceksiniz. İşte o bize vermiş olduğunuz paralardan size gelecek için emekli maaşı vereceğiz diyorsunuz. Evet biz onu istiyoruz. Kimseden lütuf beklemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Sonra müktesep hak denir buna. Nedir müktesep? Müktesep hak. Yani kazanılmış hak. Kazanılmış hak. Kazanılmış hak, evet. Hukukun geriye dönmesi zaten mümkün değil. Şimdi siz yıllar sonra bu insanlara girdiği tarihten itibaren diyorsunuz ki bu az önce söylediğim şartlarda çalışacaksın diyorsunuz. Ondan sonra yeni bir kanun maddesiyle bunu bağlayacaksınız. Müktesep hakkı yarın öbür gün kanunda şöyle bağlıyor. Diyor ki kazanılmış değil diyor. Yani siz emekli olmadınız diyor daha. Henüz diyor emekli olmadınız. Şu anda diyor çalışıyorsunuz diyor. Yani süreç devam ediyor. Süreç bitmiş olsa diyor tamam diyor kazanılmış hakkınız diyor geri alınırsa. Emekli oldunuz. Emekli olduktan sonra sizden bu hak alınırsa tamam o bir kenarda. Ama siz diyor hala diyor o kanundaki yeni alınan kanundaki şartlarla devam ediyorsunuz diyor. Ama böyle bir uygulama yok ve biz bunu kabul etmiyoruz. Biz devlete güvenmek zorundayız. Eğer devlet bugün gidiyoruz bir yerde iş yapıyoruz. Paramızı veriyoruz. Bakıyoruz ya ortalıkta yok. İşte almadım diyor. İnkar ediyor. Ya da işte bir ev yaptırıyorsunuz. Kapısını diyor ki şu markadan yapacağım diyor. Geliyor adam başka bir şey. Neden? Orada yazılı bir şey yok. Bunlar olabilir. Sosyal hayatta normal hayatımızda karşılaşabileceğimiz şeyler. Ama devletin karşısında vatandaş o devlete, kendisini idare edenlere, o iradeye güvenmeli. Yani devlet burada kandıran konumuna düşmemeli, düşürülmemeli. Bizler her zaman söylediğimiz gibi bu ülkede her kesimden insanı barındıran büyük bir topluluğuz. Bunu söylerken
AK Partilisi var, MHP'lisi var, CHP'lisi var, İYİ Partilisi var, Vatan Partilisi var, Saadet Partilisi var ve birçok parti şu anda siyasi hayatımızda boy gösteren birçok partiden insanı. Alevisi var, Lazı var, Çerkezi var, Arnavutu var. Elbet. Bütün hepsi var. Elbet. Yani bizi kalkıp da bir siyasi partinin ya da bir farklı görüşün üzerinde yapıştırıp da lekeleyeceklerini zannediyorlarsa biz zaten buna izin vermiyoruz. Buna karşı zaten en büyük mücadele hem başkanımız, hem ben, hem işte yönetim kurulu arkadaşlarımız hakikaten büyük özen göstererek bu mücadelenin içinde bunu sürdürüyoruz. Amacımız da bu haklar alınana kadar, başkanımızın dediği bir laf var, sonuna, sonuç alınana kadar mücadelemiz devam edecek. Hukuki şartlar içinde. Bu çerçevede de mücadele sürecek. Örgütlenme de sürüyor ama devam ediyor, az önce bayağı iyi saydınız, eklenmiş anladığım kadarıyla. Tabii. Kaç il ya da nasıl şimdi bir şöyle, periyot, onun da özetini alalım sizden. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'nde il derneklerimizle bir toplantı düzenledik. Bu toplantının ana başlığı şuydu. Federasyonlaşmanın hemen akabinde konfederasyon haline gelmek. Direkt konfederasyon. Bu da nasıl oluyor? Bölgesel federasyonlar kurulacak. Mesela İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir, işte Bandırma gibi iller bir arada, bir beş dernek bir araya gelecek. Diğer tarafta İstanbul, Kocaeli, Gebze, Trakya bölgesindeki Çerkezköy'deki derneğimiz, bunlar bir araya gelecek. İşte İç Anadolu'daki derneklerimiz bir araya gelecek ve konfederasyona gidilecek. Yani bizlerin amacı burada masanın diğer ucunda olabilmek. Emek tartışılırken emekçinin hakkı masaya yatırıldığında işte o emekçinin o hakkını savunmak için masanın bir ucunda da biz olacağız. Olmak için de konfederasyon haline gelmeye için hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Her gün haftada en azından iki sefer toplantı düzenliyor derneklerimiz. Gerçekten çok büyük bir fedakarlık var bunda. İnanın bunlar da yapılırken dernek başkanlarımız, yönetim kurulları, üyelerimiz gerçekten bu kadar zor hayat yaşarken, bu kadar sıkıntılı hayat yaşarken kendi ceplerinden paralar harcayarak bu toplantıları düzenliyorlar. İşte ulaşımlarını buna göre sağlıyorlar. Yani hakikaten çok onurlu, çok gururlu, çok meşakkatli bir topluluk içindeyiz biz. Gerçekten ben böyle bir topluluk için mücadele ederken kendimle de gurur duyuyorum, onlarla da gurur duyuyorum. Onların bir temsilcisi olarak da buraya çıkıp da onların hakkını haykırırken de kendimle de gurur duyuyorum. Tüm emeklilikte yaşa takılanlarla da gurur duyuyorum ben. Şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani ekonominin bu içinden geçildiği çıkmazdaki en ağır faturayı ödeyen kesimsiniz. Yani evet, emek kesiminin çok evet, önemli bir parçasısınız. Size göre artık içinde bulunduğumuz ekonomik düzen, yani globalde de evet, onun hamleleri var, ülkemiz içinde de. Artık bu düzen mi değişmeli? Yani üretim ekonomisini de bir yandan gündeme getirmeye çalışıyoruz. Sistemsel olarak soruyorum, siyaseten değil. Yok, zaten hakikaten biz 80'lerden itibaren başlayan bir furyayla gerçekten tüketen, yani tüketici toplum haline geldik. Şimdi bizim karşımıza çıkarılan ne şimdi? Bakıyorsunuz sokağa çıktığınız zaman, bakın ya diyor, her kapıda bir araba var. Herkes de işte lüks telefonlar var. İçtikleri sigara işte en kalitelisi ama herkes diyor ağlıyor diyor. İşte bize zaten yansıtılan tarafı bu. Bakıyorsunuz evlerin kapısına. Ben geçen de sordum mesela. Ya dedim, hakikaten bu kadar dedim araba var. Nedir bunun aslı? %80'i şirket arabası. Bakın diğerleri de asbelkader kredilerle aldıkları şeyler bunlar. Yani bizlerin çocuklara varıncaya kadar şu telefonların ellerinde gezmesi, tüketim toplumu haline getirenler tarafından ya da bizi bu hale getirenlerin sorgulanması lazım. Sen ülkenin kendi şartlarına göre bir yaşam standardını belirlemezsen, işte gelinecek noktada insanlar vergi işte borçlarını ödeyemez, kredilerini ödeyemez duruma geliyorlar. Tüketim çok olduğundan, üretime yanaşılmadığından bugün köyler boşaldı. Bugün işte büyük sanayiler kesinlikle açılmıyor. Yok, olanlar elimizden bir bir gidiyor. Yani bu aşamada sanayinin, işte tarımın,
üretimin olmadığı bir ülkede tabii ki bazı şeylerin eksikliğinden söz edeceğiz. Ama burada bunların tüm yükünüyle birlikte vebalinin de toplumun asıl ağır işçileri olan emeklilikte yaşa takılanların üzerine bağlanması, onların bu konuda sanki günah keçisi gibi ilan edilmesini ben hakikaten kabul etmiyorum. Bizler hak ettik. Bizler çalıştık, ürettik. Bu ülkenin taşında, toprağında, her yerinde tırnaklarımızın izleri var. Alnı terimiz var. Biz bu toprakları alnımızın teriyle ıslattık. Şimdi kalkıp da kimsenin bizi bir fazlalık gibi, bir yani bir şey talep eder gibi, yani sadaka beklermiş gibi görmesini hakikaten kabul etmiyoruz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz sadece ve sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizi de böyle görenlere de aynı şekilde söylüyoruz. Bizi bu şekilde tanımlamayın. İnsanlara bizi erken emeklilik bekleyenler, işte genç yaşta emekli olanlar diye aksettirmesinler. Şu anda 38 yaşında emekli olacak bir Allah'ın kulu yok. Bakın, hep bu diğer kanallarda bazen röportaj veriliyor, erken emeklilik deniyor. Arkadaş, bizi erken emekli olarak tanımlamayın diyoruz. Kanunun maddesi belli. 4447 nolu yasayla biz işe başladık. 4447 nolu yasayla mağdur edildik. Biz bu süreçten önce devletin bize tanımış olduğu kanunlarla işe girdik diyoruz. İşe girdik. Orada bir de farklı bir nokta var. 38 yaşında emeklilik falan meselesinde bence gözden kaçırılan unsur şu. Ya biz emekçi ailelerde yetiştik. Evet. Doğal olarak çalışma hayatımız da bizim erken başladı. Yani 15-16'da ben ki çalışma hayatına başladım. 38'de 25 yıl vesaire gibi emeklilik şeyleri o zaman karşımıza çıktı. Ama nesiller geçtikçe, eğitim içinde işte ailelerimiz aynen özveri de gösterdikçe o yaş işte 40'lı, 45'li, işte 50'li yaşlara doğru zaten gitti. Yani orada evet, böyle erken emeklilik gibi bir kavram yok. Çalışma hayatına çok erken başlama gibi bir kavram var. Gözden kaçırılan o. Ben onu zaten daha önce de mesela toplantılarımızda, mitinglerimizde de hep arkadaşlarımıza ya da işte basına açıklamasını yapıyordum. Bizler dedim 12, 13 yaşlarda hatta 11'li yaşlarda ilkokuldan sonra ailemizin ekonomik durumunun iyi olmamasından sebeple o ailenin ekonomisinde katkıda bulunmak için en ağır şartlarda çalışma hayatına başladık. Devletin hiçbir yetkilisi, ben soruyorum, bütün arkadaşlarım da bunu biliyor. Ben soruyorum şimdi, bir tane devletin yetkilisi 11, 12, 13 yaşında işe başlayan arkadaşımızın yanına gelip de çocuğum, sen çocuksun da, küçüksün, senin okuman lazım, senin oynaman lazım. Biz sosyal devlet olmanın gereği olarak senin geleceğini dizayn edeceğiz, senin geleceğe hazırlanman için gerekli olan tüm şartları yerine getireceğiz dedi mi? Demedi. Şimdi bunu demeyen iradenin yarın 40'lı 45'li yaşlarda karşımıza çıkıp da bir dakika biz 4447 nolu yasayı uygulamaya koyduk ve senin emeklilik yaşını 1 ila 17 yıl arasında öteledik demeye de hakkı olamaz. Doğru. Açıkça bu temel ortada. Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önemli bir özetti. Soluksuz, kesintisiz dinledik. Her zaman da sesiniz olmaya Ulusal Kanal devam edecek. Çok çok teşekkürler. Biz buyurun, lütfen. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün emeklilikte yaşa takılan dostlarımıza mücadeleden hiçbir zaman kopmasınlar. Tabii. Çünkü bu ülkenin geleceği de, ailelerin geleceği de onların göstereceği mücadele ve iradeyle şekillenecektir. Onları derneklerimize üye olmaya, özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bu mücadelenin yaşaması için, bu mücadelenin daha sağlam şartlarda oluşması için onların desteğine çok ihtiyacımız var. Tüm illerdeki arkadaşlarımızı bu mücadele saflarında bir vücut olarak içinde olmaya, tek vücut olarak mücadele etmelerini istiyorum ve kendilerine de sevgiler sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz her çok zaman teşekkür ediyoruz. Oldunuz.